Evet, sevgili Efsane Koleji öğrencileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatta karşınıza çıkma isteği duydum. Mustafa Kemal'in askerlik hayatını anlatacağım. Biraz sabredelim, şu slaytımız bir açılsın. Artık birinci ünitenin son konusunu genel tekrar etmiş olalım ve çıkmış sorulara bakalım. Biraz bilgisayarım yavaş, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Şam'da bulunan 5. Ordu'ydu, değil mi? Mustafa Kemal'in okuduğu son okul neresiydi arkadaşlar? İstanbul Harp Akademisi'ndeki kurmay yüzbaşıyla mezun oluyordu ve ilk görev yeri neresiydi? Şam'da bulunan 5. Ordu'ydu. Şam'da bulunan 5. Ordu ne yapıyor arkadaşlar? İstanbul'dan Suriye'de bulunduğu Şam'a gidiyor ve burada 5. Ordu'ya katılıyor. Mustafa Kemal'in ilk görev yerinde kurduğu derneğin adı neydi arkadaşlar? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ydi. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun hangi özelliğini gösteriyordu? Tekrarçılığını gösteriyordu. Liderlik vasfı sahibi olduğunu gösteriyordu. Ne yapmış? Bir cemiyet kurmuş ve insanları etrafında toplamış. Bu liderlik özelliğini gösterir. Ve bu cemiyeti hangi amaçla kuruyordu? Memleket meselelerini çözüm bulmak için Osmanlı Devleti'ni içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için yapıyordu. Devam edelim. 31 Mart vakası. Arkadaşlar, Hicri takvimde 31 Mart vakası veya 31 Mart olayı. Miladi takvimde de 13 Nisan da gerçekleşen bir olay. 31 Mart olayının temel felsefesi neydi arkadaşlar? Bu dönemde meşrutiyet yönetimi vardı. Meşrutiyet yönetimini istemeyen gericilerin, saltanat yanlarının, saltanatlı geri gelsin diyenlerin çıkarmış olduğu bir isyandı. Isyanı ne yapıyor arkadaşlar? Bu sırada Selanik'te bulunan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bulunduğu hareket ordusu geliyor. Ne yapıyor? Kurmay Başkanı Mustafa Kemal Atatürk hareket ordusunda geliyor ve isyanı bastırıyor. Ama bu sırada yaşanan bir olay var. Mustafa Kemal Selanik'teyken arkadaşlar bu olay öncesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştu. Fakat ordunun siyasete karışmasını zararlı bulduğu için ne yapıyor arkadaşlar? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılıyor. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılması onun hangi özelliğini gösteriyor diyorduk? Ordunun siyasete karışmasını istemediğini gösteriyor diyorduk. Devam edelim. İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı çıkmıştı arkadaşlar. Meşrutiyet neydi? Hem padişah vardı, hem anayasa vardı, hem de meclis vardı. Mustafa Kemal'in içerisinde olduğu hareket ordusu ne yapıyordu? İstanbul'a gelip bu isyanı bastırıyor.
Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmesi, onun hangi özelliklerini gösteriyor? Yenilikleri savunduğunu, yani meşrutiyeti savunduğunu ve meşrutiyet de bildiğiniz gibi halk egemenliğine dayanıyordu. Yarıdan da olsa, dolaylı da olsa Mustafa Kemal'in neye önem verdiğini gösteriyor. Milli iradeye, halk egemenliğine önem verdiğini gösteriyor. Daha sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerlik hayatından devam ediyoruz yine. Mustafa Kemal 1910 yılında Padişah Vahdettin'le birlikte arkadaşlar Fransa'da yapılan askeri bir tatbikata katılıyor 1910 yılında. Bu tatbikatın adı ne? Pikardiye tatbikatı. 1919'da katılıyor bu tatbikata ve arkadaşlar bu dönemde bize Avrupalıların gerisinde kalmış olduğumuzu, teknolojik olarak gerisinde kalmış olduğumuzu anlıyor ve gelecekteki savaşlarda uçakların kullanılacağını öne sürüyor ve biz buna ne diyeceğiz? Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü diyeceğiz. 2 sene sonra da arkadaşlar ne oluyor? Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından uçağın kullanıldığını görüyor. İleri görüşlülüğü ve haklılığı ortaya çıkıyor. Trablusgarp Savaşı, arkadaşlar Trablusgarp Savaşı İtalyanlarla Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiş bir savaş. Trablusgarp günümüzdeki Libya. Savaşın nedenine baktığımızda bu dönemde siyasi birliğini geç tanımlayan Avrupa'da 2 devlet var. Birincisi Almanya, ikincisi de İtalya. Siyasi birliklerini geç kurdukları için de sömürgecilik yarışından geri kalıyorlar arkadaşlar. Ve bu geri kalmışlığı yarışın gerisinde olmayı telafi etmek için ne yapıyorlar? O dönemde zayıf halkı olan Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde gözlerini dikiyor. Ve İtalyanlar ne yapıyor arkadaşlar? Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trablusgarp'a saldırıyorlar. Peki Trablusgarp Savaşı'nda neden İtalya Trablusgarp Savaşı'nı istemiş? Nedeni şu arkadaşlar, haritada da gördüğünüz gibi Trablusgarp İtalya'ya son derece yakın bir coğrafya ve artık Osmanlı Devleti eski gücünde değil. Bu hikaye nedenden dolayı İtalya ne yapmak istiyor? Trablusgarp'ı seçip işgal etmek istiyor. Ve Mısır karadan Osmanlı Devleti'nin karadan Libya'ya bağlantısını, Trablusgarp'a bağlantısı Mısır üzerinden arkadaşlar. Yine Mısır İngiliz işgali olduğundan, İngiliz işgali altında olduğundan Osmanlı Devleti karadan ordu gönderemiyor. Ve bu dönemde donanma gücü de çok zayıf olduğu için arkadaşlar biz Trablusgarp'a donanma da göndermedik. Peki ne yaptık? Ne yaptık arkadaşlar? Mustafa Kemal Paşa gibi, Enver Paşa gibi gönüllü subaylarımız, vatansever subaylarımız kılık değiştirerek ne yaptı? Mısır üzerinden Trablusgarp'a geçti. Peki ne yaptılar Trablusgarp'ta? Bakalım. Trablusgarp'ta arkadaşlar Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gönüllü olarak gelmesi onun hangi özelliğini gösterir? İşgallere karşı olduğunu, vatansever ve milliyetçi yapısını gösterir. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta ne yaptı özellikle? Derne ve Tobruk'ta dağınık haldeki halkı birleştirerek, onları teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı bir işlendirdi arkadaşlar. Bunda da başarılı oldu. İtalyan kuvvetleri Derne ve Tobruk'a kadar giremedi. Mustafa Kemal'in bu durumu, halkı bilinçlendirmesi, teşkilatlandırması durumu, onun kişilik özelliğini gösterir arkadaşlar. Teşkilatçılığını gösterir, örgütleyiciliğini gösterir, birleştiriciliğini gösterir ve liderlik vasfını gözetir. Burada soru gelme ihtimali yüksek. O yüzden iyi takip edin. Ayrıca Trablusgarp Savaşı arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimi. İlk savaş deneyimi ve bu deneyimini nerede kullanacak Mustafa Kemal Atatürk? Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda kullanacak. Çünkü bizim Kuvayi Milliye ile burada yerli halkın örgütlenmesi sistemi birbirine benziyor arkadaşlar. Bu da Mustafa Kemal'e ne olmuş? Bir tecrübe olmuş. Devam edelim.
Peki ne oldu hocam? Trablusgarp'ı alamayan İtalya, Osmanlı'yı zorlamaya başladı arkadaşlar. Trablusgarp'ı almak için Osmanlı Devleti'ni zorlamaya başladı. Ne yaptı? Çanakkale önlerine kadar donanma gönderdi, deniz gücü gönderdi ve 12 ada denilen Akdeniz'deki Osmanlı adalarını işgal etti. Biz de ne yaptık arkadaşlar? Birinci Dünya Balkan Savaşı çıkmıştı bu dönemde. Hem Balkan Savaşları'nda hem de Trablusgarp'ta İtalyanlarla uğraşmayalım diye anlaşma kararı alıyoruz ve İtalyanlarla aramızda 1912 yılında Uçi Anlaşması imzalanıyor. Trablusgarp arkadaşlar İtalya'ya bırakılıyor. Yani Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybediyor. Ve 12 ada Balkan Savaşları bitinceye kadar İtalya'ya bırakılıyor. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'e neler kazandırmıştır arkadaşlar? Savaş tecrübesi oldu, askeri bir tecrübe kazandı. Ayrıca Mustafa Kemal'in sömürgecilere karşı ilk mücadelesidir ve bu savaştaki başarısından sonra Mustafa Kemal binbaşı rütbesine yükseltilmiştir arkadaşlar. Bundan sonraki askeri olayımız Balkan Savaşları, 1. Balkan ve 2. Balkan Savaşları. 1. Balkan Savaşları arkadaşlar Rusya'nın Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ'ı gaza getirmesiyle başlıyor. Nasıl gaza getiriyor? Arkadaşlar hatırlarsanız Rusya'nın panslavizm politikası vardı. Bütün Slavları birleştirme projesi vardı. Bu adamlar da Slav ırkından geliyorlar ve Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımından da faydalanarak bunları Osmanlı Devleti'ne karşı gazlıyor. Bunlar da bir araya gelip kime saldırıyorlar arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne saldırıyorlar. Mustafa Kemal ne yapıyor? Bingazi'den çıkıyor arkadaşlar. Balkan Savaşları için çağrılıyor ve Gelibolu'da görev alıyor. Çanakkale Yarımadası'ndaki Gelibolu'da görev alıyor. Burada Mustafa Kemal savaşmıyor fiilen. Ama savaş yapmasa da neyi tanıyor arkadaşlar? 1915'teki Çanakkale Deniz Savaşları için coğrafi bilgi etmiş oluyor Gelibolu hakkında. Bu da onun hangi işini kolaylaştırıyor? Çanakkale cephesindeki işini kolaylaştırıyor. Balkan Savaşları öncesi haritamız, Balkan Savaşları sonrası haritamız, Enes ve Midye ne oluyor arkadaşlar? Avrupa şey Balkan devletleriyle aramızda sınır oluyor Balkan Savaşları sonucunda. Birincisinde yenildiğimiz için Edirne'de dahil olmak üzere kaybediyoruz arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanan devlet Arnavutluk'tur. Arkadaşlar bunu da hatırlayın. Birinci Balkan Savaşı'nda yenilmemizin sebebi şu arkadaşlar. Ordunun kendi içerisinde siyasi olarak ayrılması. Bir İttihat Terakki yanlıları var. Bir de Saltanat yanlısı subaylar var. Bu nedenle ne oluyor? Bu iki grup arasındaki ayrılık, fikir ayrılığı bizim Birinci Balkan Savaşı'nı kaybetmemize neden oluyor. Yine Mustafa Kemal haklı çıkmış mı? Evet. Ne diyordu? Ordu siyasetten uzaklaşmalı diyor. Balkan Savaşları ikincisiyle devam ediyor. İkincisi neden çıkıyor arkadaşlar? Bulgaristan Birinci Balkan Savaşı'nda çok fazla toprak elde ediyor. Bu sefer o çok fazla toprak elde edince ne yapıyor arkadaşlar? Diğer Balkan devletleri, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya ne yapıyor? Bulgaristan'a karşı birleşip saldırıyor. Osmanlı toprağı devletine ne diyor? Ben de diyor it iti ısırmaz. Bunlar diyor kendi arasında mücadele ederken ben de diyor ekmeğime bakarım diyor. Kaybettiğim yerleri geri alırım diyor. Almışız da zaten Edirne'yi almışız ve Midye'ye Enes attı. Değişmiş arkadaşlar. Edirne'yi almışız. Bu sınırda kalkmış. İkinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal nerede görev alıyor? Tekirdağ'da bulunan Bolayır'da görev alıyor arkadaşlar. Ve neyde katkısı bulunuyor? Edirne'nin geri alınmasında katkıda bulunuyor. Bundan sonraki görev yeri arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da askeri ateşe yani askeri elçi olarak düşünebilirsiniz. Osmanlı ordusunu temsil eden, devleti temsil eden en büyük askeri temsilci olarak düşünebilirsiniz. Ne yapıyorlar burada?
Sofya'ya geliyor. Günümüzdeki Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geliyor. 1913 ve 1914 yıllarında askeri ateşe temsilci görevinde bulunuyor arkadaşlar. Mustafa Kemal ilk defa ne yapmış oluyor? Dış politikayı temsil etmek adına Osmanlı Devleti'ne yurt dışında görev alıyor. Yurt dışında görev aldığı sürece ne yapıyor? Ülkemize dışarıdan objektif bir şekilde değerlendirme şansı elde etmiş oluyor. Dışarıdakilerin ülkemizi nasıl gördüğünü de görmüş oluyor. Arkadaşlar, Sofya'da askeri elçiliklerin arasında düzenlenen bir balo var ve bu baloda Mustafa Kemal Atatürk de devleti temsilen katılıyor, Osmanlı'yı temsilen ve Yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. O dönemde o törenin içerisinde Mustafa Kemal'in Yeniçeri kıyafeti giymesi onun milli benliğini, milli kültürünü koruduğu anlamına gelir arkadaşlar. Bu daha önce çıkmış bir sınav sorusuydu. Haberiniz olsun. Hatırlarsanız Balkan Savaşları sonucunda Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıktı arkadaşlar. Bulgaristan'da kalan Türkler özellikle. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Bulgaristan'da kalan Türkleri sorunlarıyla yakından ilgilenme şansı elde etti. Onların dertlerine deva almaya çalıştı. Bu da onun hangi özelliğini gösterir? Milliyetçi özelliğini gösterir. Ayrıca burada görevde olduğu dönemde Bulgaristan Meclisi'nin çalışmalarını takip etti ve parlamenter sistem hakkında bilgi sahibi oldu. İleride de bunu Cumhuriyet rejiminde uygulama şansı elde etti arkadaşlar. Yine bu dönemde devletin temsilcisi olduğu için diplomatik alanda yabancı devletlerin temsilcileriyle görüştü. Bu da onu hangi alanda gelişmiştir arkadaşlar? Diplomasi alanında kendini geliştirmesini sağlamıştır. Tecrübe kazanmasını sağlamıştır. Geldik sorularımıza. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması teşkilatçı özelliğini gösterir. Evet arkadaşlar, teşkilatçı özelliğini gösteriyordu. Bir cemiyet kurunca ne oluyordu? Teşkilatçı oluyordu. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılması örgütleyicilik özelliğini gösterir. Örgütlemek ne demekti arkadaşlar? İnsanları bir araya getirmek demekti. Gönüllü olarak katılması örgütleyiciliğini göstermez. Neyini gösterir? Milliyetçi ve vatansever olduğunu gösterir. O zaman cevabımız yanlış olacak. Mustafa Kemal'in meşrutiyeti koruma amacı ile yola çıkan hareket ordusunda yer alması yeniliklerin koruyucusu olduğunu gösterir. Evet, Mustafa Kemal yenilikleri tarafında arkadaşlar. Doğru. Mustafa Kemal ordu mensuplarının siyasetle uğraşmasını istememektedir. Evet, ne yapmıştı? Selanik'te bulunduğu sırada İttihat ve Terakki grubundan ayrılmıştı. Neden? Ordunun siyasetten girmemesini istiyor. Doğru. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurması ileri görüşlülüğünü gösterir. Arkadaşlar, ileri görüşlülük neydi? Bir şeyi önceden tahmin etmekte. Mesela savaş uçaklarını kullanacağını söylemesi ileri görüşlülüktü. Ama Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurması onun teşkilatçı özelliğini gösterir. O zaman cevabımız yanlış olacak. Mustafa Kemal Sofya Askeri Ateşe Militerliği görevinde yurt dışında Osmanlı Devleti'nin nasıl görüldüğünü öğrenme imkanı bulmuştur. Doğru arkadaşlar. Çıkmış test soruları: Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Kurmay Yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastırarak hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesiyle terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar da büyük başarılar elde etti. Bu başarılardan dolayı albay rütbesine yükseldi. Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Görevde başarılı olmuş ki terfi almış, A gitti. Farklı yerlerde görev yaptı. Trablusgarp'ta, Selanik'te, Conkbayırı'nda, Çanakkale'de. Rütbeleri başarılığın sonucunda aldı. Trablusgarp'ta başarılı olduğu için hangi rütbeyi aldı? Binbaşı rütbesini aldı. O zaman ne kalacak geriye? Denizli. Osmanlı bilgisinin dışında, devletinin dışında, bilgisinin dışında gitmemiştir. Bu yüzden cevap Denizli.
Diğer bir soru. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İlk görev yeri Trablusgarp'tır. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Suriye'de bulunan Şam 5. Ordu'ydu. O yüzden A'a gitti. Son soru. Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı'nın o tarihlerde Trablusgarp'a ordu ve donanma gönderecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayları Trablusgarp'a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek işgallere karşı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk'ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdi. Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İtalyanlara saldırgan bir tutum izlediğine diyor A şıkkında. Saldırgan bir tutum olmasa bize savaşmazlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçı olduğuna, bu da var arkadaşlar. Osmanlı'nın askeri gücünün yetersiz olduğuna, ordu ve donanma yetersiz olduğu için göndermedik. Derne ve Tobruk'taki savaşlardan sonra İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü aynı anlayışı nerede devam ettiler? Hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de 2. Dünya Savaşı'nda. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Deniz. Arkadaşlar, tatil maalesef uzadı. Ama sizden ricamız, motivasyonunuzu kaybetmeyin. Aynı şekilde devam edin. Bizi de kendinizi de üzmeyin. Çalışmalarınızı iyi bir şekilde devam edin. Artık okul yok. Hani böyle bir bahaneniz yok. Bütün gün size ait. Oturun, ders çalışın. Kendinize de iyi bakın. Ailelerinize de selamlar.